Merhaba arkadaşlar. Bugün size birbiriyle uyuşmayan data type'ları uyuşmayabilen data type'ların birbirini nasıl compatible şekilde kullanabileceğinizi göstereceğiz. Bazen bir program execute ederken farklı bazı uyuşmayan data type'larla output verebilir. Örnek olarak bir programınız float'la output verirken diğer programınız int'le output yapabilir. Bunun çözümünün birkaç yolu var ama burada size göstereceğimiz ana yol casting yolu. Casting yolu sayesinde bir Java programına bir variable'ın hangi data type olarak algılayabileceğini söylüyoruz. Örnek olarak burada int sonuç variable'ını birinci sayı ve ikinci sayı variable'ın toplamını olarak aldım. Ama Java burada hata veriyor. Çünkü birinci sayı variable'ı bir float variable'ı. Ve her float variable'ı bir int variable'ı değil. O yüzden Java burada hata veriyor. Aa, biz eğer buraya gelip parantez içinde int dersek Java'ya bu variable'ı bir int olarak algılamasını söyleriz ve ikiz int'in sonucu bir int olacağı için bir sıkıntı çıkmaz. Direkt her bir sayının yanına koymak zorunda değilsiniz. Örnek olarak int ile bazı uyuşmayan birçok uyuşmayan variable kullanmıyorsanız her birinin yanına int yazmak zorunda değilsiniz. Onun yerine hepsini bir parantez içine alıp parantezin en başına int'tir diyebilirsiniz. Java bunu da kabul eder. Çünkü bu parantez içindeki toplamının bir int olarak algılamasını söyleyebilirsiniz. Float ve double data tipinin int data tipinden en büyük farkı float ve double data tiplerinin noktalı sayıları kaldırabilmesidir. Örnekle göstereyim. Eğer ben buraya bir int a variable'ı girmeye çalışırsam 10.1'e eşitlersem Java bana burada hemen hata verir. Çünkü data tipi noktalı sayıları kaldırmak için uygun değildir. Ama ve bunun noktalı sayının noktalı kısmını bildiğimde düzgün bir şekilde çalıştığını görürüm. Eğer bir double değeri girmeye çalışırsam ama double b variable'ı diyelim. Herhangi bir sıkıntı olmadan 10.1 diyelim. Herhangi bir sıkıntı olmadan bunu kaldırabilir. Çünkü float tipleri noktalı sayıları kaldırmak için uygundur. The float ve double data tiplerinin en büyük farklarından biri ne kadar yer kapladığıdır. Double data tipi bir noktadan sonra daha çok gidebilmesine rağmen float'un 32'sine kıyasla kendisi 64 bit yer kaplar. Modern bilgisayarlarda 32 bitlik yer çok bir şey olmamasına rağmen kodunuzu optimize edip en küçük yer kaplatmaya çalışırsanız Float variable'ını kullanmanız daha iyi olacaktır kullanabildiğiniz yerlerde. Ama birçok bilgisayarların processor'ları double data tipine daha hızlı işler. Bu da gelecekte bunun da aklınızda kalması için kalabilecek bir özelliktir. Eğer ben bu örnek olarak int yok. Float diyeyim. Float A Q eşittir A artı B diyeyim. Java bana burada bir hata verir. Çünkü double data tipi float data tipinden çok daha detaylıdır. Bu daha detaylı olduğu için tüm double'lar float değildir. Ama tüm float'lar bir double'dır. Çünkü double'ın detay seviyesi float'un hep Çünkü tüm double'lar float'ları kapsar. Buradaki hatayı gönderebilmenin kısa bir yolu var.
Ben buradaki B variable'ının float olduğunu bilgisayara anlatabilirim. Bunu yapabilmenin basit bir yolu var. Eğer ben buraya gelip bu bir float'tır der isem, küçük B, bu bir float'tır der isem, bilgisayar B variable'ını artık bir float olarak alır ve Q'ya sığar. Ama bu, aklınıza bulundurmanızdır ki eğer float'un gittiği noktalık yerlerden sonra giden datanız kaybolur. O yüzden bunu yapmak her zaman ideal değildir. Yapabileceğiniz başka bir şey farklı variable kullanmıyor iken mesela 10.1 der isem ve buranın bir P olduğunu indike edersem burada da bir şekilde bir Java bir float olduğunu söyleyebilirim. Ama yok, eğer buraya ben de der isem hata verir. Çünkü ben bilgisayara buraya double olduğunu söylemişimdir. Tüm double'lar float'a sığmayacağı için bilgisayar burada hata verir. Ama eğer ben bu bilgisayara bu bir double'dır demeyi bırakıp bu bir float'tır dersem bilgisayar anında kabul eder. Kes.